Birazdan rakam kadar şey izletecek mi bana? Evet. Yüzüklerin Efendisi orijinaldeki bazı efektler nasıl yapılmış? Bu DVD'ler çıktığında YouTube yoktu. Öbürleri görsel efekt değil. Ben efekt bulmada iyiyim. Bu gereksiz. Var bunun. Sonradan bir efekt yok burada. Hepsi sette yapılmış. Bire bir bildi. Ekleme yani. Eğlenceli. Sıradan sinema bilgilerine hoş geldiniz. Bence iyi bu kadar, yeter. Daha fazlası çıkmaz bizden. Eylem planına hoş geldiniz. Bugün gene sıradan sinema bilgileri yapacağız ama bu sefer birazcık daralttım. Yüzüklerin Efendisi orijinaldeki bazı efektler nasıl yapılmış? Bazılarının modern hallerine değinmiştik aslında. Şimdi atalarına gideceğiz. Ben aç efekt anlayayım, öyleyim artık. Artık öyle. Ayık ol. Bu DVD'ler çıktığında YouTube yoktu. Tamam, yaşlısın. Bunu her seferinde belirtmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Bayağıdır da sıradan sinema bilgileri çekmiyorduk. Bir zeki olduğumu tekrar hatırlatmak istedim insanlara. Göreceğiz. Birazdan göreceğiz ikimizin. Hadi aç bakalım. Ne kadar bu gereksiz. Bu efekt işleri, kamera arkası nasıl çalışıyor? Hep bu DVD'ler sayesinde öğrendim ben de. Hepsi YouTube'da var artık. Açıp izleyebilirsiniz. Hazırsan başlayalım. Hazırım. Bittiyse dede konuşma. Dede gibi gittin. Zuralar eskiden topraktı biz. Ama sana bunun kamera arkasını göstermeden önce neredesiniz? Buradalar belki. Buradaysanız ve likelayıp önerip yorum yapmıyorsanız burada olmanızın çok bir anlamı kalmıyor bir noktadan sonra arkadaşlar. O nedenle bunları yaparsanız, bize destek olursanız çok mutlu oluruz oğlum. Çok. Bak bu kız gülümsemesin mi? Bir 10.000 bak, hep böyle oluyor. Eğer 10.000 olursa hep böyle gülecek. Benim haterlarım bunu beğenmiyor. Forced perspective diye bir teknik var. Hiç duydun mu? Tabii ki hayır. Bence ama örneklerini gördün. İstanbul'da bir müzeye de koymuşlar. Böyle hani gidiyor sevgililer falan işte. Biri odada yerini değiştirince çok küçük görünüyor falan. Gördün mü hiç ondan önce? Görmezden geliyorum böyle şeyleri. Teknik olarak belki görmüşsündür diye dedim. Teknik olarak gördüm ama görmemeyi tercih ederdim. İğrenç sevgili fotoğrafları çekinip durmayın artık. Yeter! Başka bir açıya kaydırdığın anda bütün bu etki bozulur. Okay. Gerçekler bozulur. Şimdi madem istedim, modern bir örneğe geliyoruz. Hele şükür ya, Allah'ım renk görmek istiyorum ya. Eternal Sunshine'ı izlemiş miydin? İzledim galiba. Şimdi bu sahnede bu erkek karakterin 2006 mıydı, öyle bir şey. Şimdi burada erkek karakterin çocukluğuna gidiyorlar. Çocuklukta şimdiki sevgilisi de işte orada hafızasındaki bir kadın. Tamamen kamerada, in kamera dediğimiz, hiçbir efekt uygulamadan yapılmış bir sahne. İkisi de sette şu an. Bu müzedeki olay da bu aslında, İstanbul'daki müzede. Buna benzer bir kurulum var. İşte force perspective tam olarak dediğimiz bu. Aslında burada yapılan teknik şu. Sette şöyle görüyorsun yani, kameranın açısına göre işte masa eğri, bir tarafı daha büyük. Burada açıyı azıcık yana çeksen masanın şöyle genişlediğini göreceksin. Ama kamera o perspektiften baktığı zaman bütün boyutlar küçülüyor. Şimdi kendi de gidecek bak. Normal. Michel Gondry bu arada çok deha bir yönetmendir. Bak setin arasına gidince bir anda küçüldü. Force perspektif dediğimiz bu. Bu efekt değil. Bu bir kamera. Evet, bu özel efekt diye geçiyor. Yani sette canlı olarak yapılan şey. Öbürleri görsel efekt diye geçiyor. Efekt değil. Ben efekt bulmada iyiyim. Bu gereksiz bir şey. Zekanı dehanı Yüzüklerin Efendisi. Yüzüklerin Efendisi dedik. Neler anlattık? Sorma, konuya bağlanma hızın beni şaşırtıyor her seferinde. Biliyorsun bu konuda çok iyiyim. Evet, devam edelim. Yüzüklerin Efendisi ne geliyoruz? İlk Yüzüklerin Efendisi. Buraya yazan rakam kadar şey izletecek mi bana? Evet. 2000'li yıllara geldik. Burada dikkat edersen çok büyük bir zaaf var. Yapamadığım bir şey var bunu kullanırken. Ne o? Kamerayı değiştirmek yerini değiştir. Anında bulmam peki. Peter Jackson dedi ki ben kamerayı da oynatmak istiyorum. Yüzüklerin Efendisi'ndeki sahnede konuşuyorlar masada. Bak şimdi. Şimdi bu senin boylarında biri. Bu da normal insan boylarında biri. Tamam, öyle gözüküyoruz zaten. Kardeşim. Senin boylarında birisi, benim boylarımda birisi. Yastık var altında, kaldırırsam gene yokum. Ve dikkat edersen gene kamera hareket ediyor. Evet. Nasıl yaptılar bunu? Sonradan bir efekt yok burada. Hepsi sette yapılmış. Daha önce öğrendiğimiz bir tekniği şimdi öğrendiğimiz teknikle birleştirmen lazım. 99-2000 falan kamera çekimleri. Kamera açısına göre masa mı oynuyor? Abi gerçekten çok anlamıyor. Ya boşa yapıyoruz. Ya senin için boşa. Bire bir bildin. Ekleme yani. Ben aç efekt anlayayım. Öyleyim var. Fiziki olduğumu tekrar hatırlatmak istedim. Burada gene şey var dikkat edersen. Şimdi normalde bunu hani gene daha önce gördüğümüz. Şu an zekamla biliyorum, kamerayla flörtleşiyorum. Ekranı ikiye bölme falan yaparlar normalde burada. Ama dikkat edersen duman falan koyuyorlar. Yani hani şey yok o. Biz yaptık gene. He, şovumuzu yapalım. Yaptık. Şimdi bak bu normal bir force perspective sahnesi işte
aslında az adam çok aynı boydalar. Adam gerçekten küçük gibi bak, duruyor. Bak kameranın açısı bozulduğu anda bütün büyü bozuluyor. Ama onlar ne istiyor? Çok da bozulmuyor. Bu adam gene birazcık küçük. Motion kontrolü konuşmuştuk. Hareket kontrollü kamera. Burada ne yapıyorlar? Kameranın hareketine göre orada mesafe hesaplıyor. Kamera şu kadar metre gidiyorsa perspektif olarak benim şu kadar santim gitmem lazım. Ve bak bütün hesabı otomatik bilgisayar yapıyor. Böylece o gördüğün sahne. Bu arada bunun gibi pek çok sahne var bu filmde. İşte beraber at arabasında gidiyorlar. Orada da force perspektif sahneleri var. Hatta biri shortunu yapmış. 1.1 milyon izlenmiş. Yani biz burada o kadar anlatıyoruz. Lütfen azıcık izleyin ya. Benim eylem planı beyimin kıymeti bilinsin yeter. Evet gördüğün gibi işte yakınlaşma, uzaklaşma, sağa sola kaydırma. Setteki halde bu aynen dediğin gibi. Bak masada kamerayla birlikte aynı şekilde birebir oynuyor. Oyunculuk iyi ama yani buna rağmen oyunculuk. Ne bileyim yani sürekli de altında bir şey hareket ediyor. Bayağı bu. Ve ha, bu arada en önemli detay birbirlerine bakmıyorlar. Yani karşısındaki boşluğa bakıyor. Evet karşısında biri varmış gibi. Burada, ben kameraya baktığımda mesela öyle oluyor. Burada bir küçük şey de tabii o masa şeyini gizlemek için işte elmalar falan var. Onların arkasında kesişim noktası saklanıyor. Bunun gene bir sonraki adımı var. Şu anda da böyle mi çekiliyor ama? Yani motion control kameraları hala kullanılıyor mu? Tabii ki ama yani mesela bu motion control'ü fiziksel nesneye de yansıtıyor. Motion control şu an neredeyse her çekimde her yerde var. Özellikle gördüğün reklamlarda. Çeşitli amaçları var. İşte birden fazla karakter farklı zamanlarda o kamera hareketini aynı çekim içinde olacaksa. Efekt yapmamak için mi yoksa efekti daha doğru göstermek için mi? Efekt işini kolaylaştırmak ve daha iyi görünmesini sağlamak için. Hobbit filminde tabii bu gene bir adı. Orada en başta cücelerin gelip kahvaltı ettiği bir sahne var. Orada 8-9 tane cüce var. Çok uzundu bir şey söyleyeyim mi? Sonuna geldiğimde başını unutmuştum. Çok kötü filmler zaten. Hiç izlemene de gerek yok. Burada aynı etkiyi yapabilmek yeni için. Yeni yemek yememe rağmen acıktırıyor beni bu iştahlı yemeler. Bak şimdi burada da gene 7 cüce var. Hobbit var. Burada sete sığmıyorlar. Bu mekanizma yapabileceğim bir set yok. Aynı setten 2 tane inşa ediyorlar yan yana. Uzun boylu adam yan sette. Onun dekoru daha büyük. Normal insan boyunda. Bu set de Hobbit ve cücelere göre. Şöyle efekt burada da. Gene kamera hareketi ikisinde boyuta göre. Motion control var. Evet. Biri bir hareket ediyorsa biri 1.2 hareket ediyor boyuttan dolayı. Ama işte Gandalf yeşil perde önünde. Tamam yani birleştiriyorlar. Evet. Tamam efendim. Kameralar aynı hareket ediyor. Motion control ama sensinde. Ama yeşil perde kullanılıyor. Bir tanesinde yeşil perde kullanıp konduruyorlar üstüne. Bu da Hobbit'te teknoloji nasıl bir sonraki adıma geçirdikleri. Tamam mıyız bunda? Gördün mü Yüzüklerin Efendisi'nde motion control nasıl next level'a taşıyor? Şimdi bir de orada çok meşhur bir Gollum var. Smeagol var biliyorsun. İnşallah ismini doğru söylemişsindir. Yoksa Beren yorumlarda bizi rahatsız eder. Beren! Yok bu konuda Beren'e pabuç bırakmam. Smeagol. Beren bir challenge başladı. İlk filminde sadece gözleri gözüküyor. İkinci filmde bayağı ama filme çekilmiş insanlarla birlikte ilk kez gözüküyor Gollum. James Cameron bu filmi suratsız olduğunda böylesin. James Cameron bu filmi izledikten sonra Avatar'ı artık çekebileceğini anlamış mesela. He. Ne oldu ne yaşadın sen? Hatırlıyorsun şeyleri gördük. Yüz işte değiştirme, yüz efektlerini. Ama o zamanlar bu teknoloji yok. Bu Smeagol o zaman nasıl yapmışlardır? Böyle yüz tarama, noktaları koyma yokken. Kafaya geçirilen maske. Bu kalitede olmaz. Bütün hani taklit ettiğin ifadelere bak. Böyle maskeyle yapabilir misin bu kadar? Yüze yerleşen maskeden bahsediyorum ama. Bu efekt. Bu sefer görsel efekt. Ha efekt var artık. Ben efekt tabii, yok zannediyorum. Tabii. Efekt var ama bizim o konuştuğumuz teknolojiler yok. Hani yüze noktalar koyma, yüzü tarayıp aktarma. Yani o animasyon yüz taramalar, onları aktarma yokken bu yüze bu animasyonları nasıl vermişlerdir? Elle yaptılar hepsini tek tek. Hani çizerek, animasyonu diyerek. Oynatarak. Tam hani, bir insan var gene. Var. İşte ama hani bizim son izlediğimiz teknolojilerde hep şeydi ya. Bak ben bir şey değerlendirirken bir önceki teknolojiye bakmıyorum zaten. Sen hep bir önceki teknolojide vardı diyorsun da benim umurumda değil. Üstüne ben görünce tahmin ediyorum sadece. Zekam öyle benim. Tamam anladım ya. Gösterin değil mi? Bak sette kaydedilen görüntü bu. Hareket de bu. Hani daha yenilerde şey var ya hep yüzleri nokta nokta üstünde şeyler var. Oradan hareketleri ama burada gene aslında baktığın zaman vücudunu da ekliyor. Suratını da oynatıyor sadece. İşte hepsini elle. Otomatik hiçbir şey yok. Yani bu gördüğün her bir hareketi bir animatör tutuyordu. Daha yukarı kaydırıyor. Aşağı kaydırıyor. Ve bu yapılmış en iyi yüz animasyonlarından birisi. Yok iyi ama uğraşı çok kötü. Şimdi gene 10 yıl geçiyor. Hobbit geliyor. Ha bu arada bunları sette çekiyorlar. Hareket verisi alamadıkları için. 9 ay sonra 10 ay sonra tekrar stüdyoya gidiyor Andy Serkis bu
vücut animasyonu veren. Bu sefer de ayrı bir stüdyoda bunların hepsini bir daha oynuyor. Niye? Ki bu sefer o hareketleri de yakalayıp aktarabilsinler. Hmm. Yani iki görüntüyü bu sefer bir dijital sanatçı tekrar eliyle yorumluyor. 10 yıl sonra ama Hobbit'e geldiğimizde artık daha önce de gördüğün o yüz maskeleri, yüzü tarama, hareket algılama tabii, hepsi... Tabii surat daha net zaten. Tabii. Hepsi sette yapılıyor. Tekrar gidip onu tekrar çek. Oyuncu tekrar oynasın. Animatörler tekrar yorumlasın. Tekrar oynayan oyuncuya ikinci para verildi mi? Kendi oynadı gene. Tamam ben bir kere çektim verilmişti. Bir daha çekiyorum. Şu an bu adamın kendi sadece bu işleri yapan bir stüdyosu var zaten. Ama 10 yıl sonra artık kas yapısından hareketine kadar artık otomatik yapabiliyorlar. Bu da teknolojinin gelişimi. Görüyorsun deri analizi bilmem ne. Hani bunu da bulamazlardı. Neyse buna isyanmayacağım. Buna ne gerek vardı demeyeceğim. Buna gerek vardı. Ki bunlar sayesinde artık izlediğimiz bütün karakterler, dünyalar... Ne güzel bir mavi gözlüğü. Hayata geçebiliyor. Gözlüğe mi takıldı? Her çirkinde. Bende de bir güzellik buluyorsun değil mi? Ben çirkinim de. Wednesday yap bir tane kamera. Güzel. Bugün anlatmak istediklerim bunlardı. Güzel. Bir şey öğrendin mi? Ne diyorsun? Öğrendim. Öğrenmedim lan. Biliyormuşum hepsini. Çaktırmadan biliyorum her şeyi. O zaman bir dahakinde incelememizi istediğiniz bir film, bir teknik bir şey varsa yorumlara yazın. Onlar, arkadaşlar yorumda yazın ha. Gelip benim karşıma ben çok beğendim. Yok. Yorumda görmediğime eziyet olurum. Çok mu zor ya? Görüşürüz. Beğenin, likelayın, yorum atın. Abone olun. Yorum atın. Abone olmayan arkadaşlarınıza eziyet olun. Eylem planı. Eylem planı.